27 Nisan 1909 günü 2. Abdülhamit'in huzuruna 4 kişilik bir heyet girdi. Heyet sözcüsü Selanik mebusu Emanuel Karasu'ydu. Meclis-i Milli'nin Abdülhamit'in görevden alınmasına karar verdiğini, kendilerinin bunu tebliğle görevlendirildiğini söyledi ve hükmü 3 sözcükle özetledi. Millet sizi istemiyor. Abdülhamit gözlerini heyet üyelerinin üzerinde gezdirdi, sonra tane tane konuştu. Bir Türk padişahına ve İslam halifesine görevden alınma kararını bildirmek için bir Yahudi, bir Ermeni, bir Arnavut ve bir nankörden başkasını bulamadılar mı? Abdülhamit ve yakınları o gece Sirkeci'den trene bindirilip Selanik'e gönderildi. Emanuel Karasu, Selanik'te doğup büyümüş bir Yahudiydi. Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk Mason localarını o örgütledi. Selanik'te, İzmir'de, Bursa'da, İstanbul'da, Kahire'de şubeler açtı. 1912 ve 1914 seçimlerinde İstanbul temsilcisi olarak Meclis-i Mebusan'da yer aldı. İttihat Terakki iktidarında çok zengin oldu. O dönemde 80 bin Yahudi ve 20 bin kadar Sabataycı'nın yaşadığı Selanik'te Karasular önde gelen Yahudi ailelerinden biriydi. Emanuel Karasu'nun hukuk okuduğu yıllarda amcasının oğlu İzak Karasu tıp öğrenimini tercih etti. Balkan savaşlarında Selanik Yunanistan tarafından işgal edilince İzak Karasu ailesiyle İspanya'ya göç etti. Barcelona'ya yerleşti. Adını Isaac Karasu olarak değiştirdi. Sonra bir muayenehane açtı. O günlerde Barcelona'da çocuklar arasında bağırsak hastalıkları salgın halindeydi. Selanik'te bağırsak hastalıklarının tedavisinde yoğurt kullanıldığını hatırladı ve evinin bodrumunu mandıraya dönüştürdü. Ancak Avrupa'da yoğurt bilinmiyordu. Isaac Karasu ürettiği şeyin Balkanlarda ve Anadolu'da yaygın bir tüketim maddesi olduğunu nasıl anlatabilirdi? Çareyi yoğurdunu ilaç olarak kabul ettirmekte buldu. Eczanelerde satılmaya başladı. İlacın adını oğlu Daniel'in isminden esinlenerek Danone koydu. Isaac Karasu'nun ölümünden sonra oğlu 1929'da Paris'te Danone Yoğurtları Paris şirketini kurdu. Onu 1932'de ilk fabrika izledi. 2005 yılına gelindiğinde Danone İmparatorluğu'nun cirosu 15 milyar doları aştı. 100 bin kişi çalıştırmaktadır. Sütlü ürünlerde dünya birincisidir. 18 ülkede 48 fabrikası vardır. Şişe suyunda dünya ikincisidir. 13 ülkede 97 fabrikası vardır. İmparatorluğa adını veren Daniel Karasu halen Barcelona'da yaşamakta ve 99 yaşındadır. Fransızlara ait olan Danone, Sabancı Holding'le ortaklığa girerek güven sağladı. Danone'yi Türkiye'ye tanıttı. Bugün Sabancı ile ortaklıklarının bitmiş olmasına rağmen çoğu insan Sabancı Holding ile ortak olduğunu zannederek bu ürünleri almaktadır. ...1998 yılında Danone adına Frank Ribaud, İsrail Başbakanı Netanyahu'dan şu mesajı almıştır. Bu tür organizasyonların İsrail devletini tanıması ve kabul etmesi bütün ödüllerden daha büyük bir takdirdir. Bu tür yatırımlar ve ticari ilişkiler İsrail ekonomisini daha da güçlendirecektir. Amerika'da faaliyet gösteren bir web sayfasında Kanada'da üretilen Danone yoğurtlarında domuzdan üretilen jelatinin katkı maddesi olarak kullanıldığı ifade edilmektedir. Aynı patentle ülkemizde faaliyet gösteren Danone ürünlerini üreten firma ise bu konuda açıklama yapmamıştır.